Omikron günümüze kadar görülmüş en büyük küresel tehdit olarak değerlendirildi. Omikron varyantı var mıydı? Evet, bizde var. Merak etmeyin. Koronavirüs dünyada 5,5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oldu. Virüs hiç durdurulamıyor ve yayıldıkça mutasyona uğruyor. Bunun son örneği Omikron varyantı. Alfa, beta ve delta varyantlarını adeta silip attı. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us. Türkiye'de de vakalar patladı, Omikron etkisini gösteriyor. İnsanlar aşı ya da hastalanarak bağışıklık kazansa da Omikron önceki varyantlardan 3 kat hızlı yayılıyor. Omikron ne kadar hızlı bulaşırsa mutasyon riski de o kadar artıyor. Bu da daha fazla varyantın karşımıza çıkması demek. Bakan Koca bir önceki aya göre vaka sayıları 4 kat arttı dedi. Omikron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Omikron'la ilgili bazı yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bunların başında virüsün hafiflediği iddiası geliyor. Fakat birçok uzmana göre bunu söylemek için ortada henüz bir kanıt yok. Gördüğümüz kadarıyla Omikron sahip olduğu mutasyonlara bağlı olarak kolay bulaşma ve hızlı yayılma avantajı sağlamış oluyor. Omikron varyantının 3 gün kadar bir kuluçka süresi var. Yani çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Başta kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Omikron varyantı Delta'ya oranla daha az hasar bırakıyor, bu doğru. Ancak bu durum yeni mutasyonu güçlendirecek endişesi var. Hafif semptomlar göstererek insanlara bulaşan virüs, mutasyona uğrayarak daha tehlikeli ve ölümcül hale gelecek. The symptoms of these cases are extremely mild, and I want to go as far as to say I think this is this variant has been here for longer than we think because it is it's very very mild. Omikron varyantının Delta'dan ne kadar daha tehlikeli olduğu henüz belli değil. Ancak varyant hakkındaki en önemli bilgi çok sayıda mutasyona uğramış olması. Omikron ilk kez 23 Kasım 2021'de Güney Afrika'da fark edildi. Delta aylar içinde baskın varyant olurken Omikron sadece bir haftada kontrolü eline almıştı. Komşu ülke Botswana'da da benzer bir durum yaşanınca alarm verildi. Güney Afrikalı bilim insanları 23 Kasım günü Gauteng bölgesinde sıra dışı bir vaka artışı gözlemlediler. Dünya Sağlık Örgütü yeni mutasyonu kaygı verici varyantlar kategorisine aldı. Afrika ülkelerine seyahat yasakları getirilse de Omikron 93 ülkeye yayıldı. Bütün ülkelere hazırlıklı olmaları konusunda uyarı yapıldı. Avrupa kaynaklı bilgilere göre Omikron'la korona vakaları artıyor ama ölümlerin oranı daha düşük. Bu da uzmanların korkularının haklı olduğunu gösteriyor. Sonraki varyant için tehlike çanları çalıyor. Mevcut aşılar Omikron'a karşı etkili değil. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmaier aşı üreticilerini uyardı. Covid aşılarının Omikron varyantı için etkili olacak şekilde geliştirilmesini istedi. Tabii dev aşı üreticileri Omikron'un görülmesinin ardından kolları sıvamıştı. Güncellenen aşı için çalışmalar devam ediyor. Özellikle Delta, Alfa ve eski ilk halini içeriyor. 3 tane grubu da içeren bir aşı. Omikron tabii o zaman için yoktu ama sonuçta Omikron'a da uyarlanabilir demektir bu. ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in CEO'suna göre COVID-19 uzun yıllar daha varlığını sürdürecek. Ancak Omikron varyantı bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir. Şirketin aşıyla ilgili çalışması da Mart'ta tamamlanıyor. This vaccine will be ready in March. Tüm korona varyantlarına karşı uyulması gereken temel kurallar hala aynı. Maske takın, sosyal mesafe kurallarına uyun, ellerinizi düzenli yıkayın, kalabalıktan uzak durun, karantina kurallarına dikkat edin. Ancak bilim insanları Omikron varyantına karşı çift maske takmanın faydalı olduğu görüşünde. Tek cerrahi maske sizi Omikron'dan korumuyor. Bir cerrahi maske takıyorsunuz, üzerine ikincisini takmanız katman sayısını 6'ya çıkarmış olacak. Bu şekilde virüs parçacıklarına karşı çok daha büyük bir bariyer oluşturacaksınız. Bugüne kadar Omikron daha çok genç yaştaki insanlarda görüldü. Bu nedenle semptomların hafif olduğu belirtiliyor. Delta'dan farklı olarak Omikron'da koku ve tat kaybı yaşanmıyor. Ancak varyantların belirtileri birbirlerine çok yakın. Pozitif.
tat koku sıfır. Şuramda bir acı oluyor. Omikron'un görüldüğü hastaların çoğu ya aşısız ya da tek doz aşı olmuş. 2 aşı olmak ve hatırlatma dozu yaptırmak şu anda koronanın bilinen tüm varyantlarına karşı korunmanın en iyi yolu. Bir kadının elinde benim bedenim benim kararım direnişi bugün sosyal medyada trend topik olan ve en çok konuşulan etiketlerden biriydi. Aşı olmalı mıyız yoksa olmamalı mıyız? Tabii ki evet. Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben. Son araştırmalara göre Omikron varyantı tespit edilen hastaların %20'sinde deri rahatsızlıkları ortaya çıktı. Hatta bunlar daha çok çocuk ve gençlerde görüldü. Kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen varsa Omikron'la tanışmış olabilirsiniz. Omikron varyantının şimdiye kadar belirlenen en belirgin semptomları ise şunlar: burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı, eklem ağrıları. Aşısız insan sayısı çok fazla olduğu için salgının kontrolü şu anda virüste. Bu nedenle halen işe yarıyorken korona aşısı olmak gerekiyor. Ben normalde bana aşı takvimine göre Mart ayında aşı çıktı. Belki de bir sürü insanın yaptığı hata sadece ve sadece benimki ihmalkarlık oldu. En kısa sürede, en yakın zamanda bir dakika, bir saniye bile geçirmeden mutlaka aşı olun. Mutlaka aşı olun. Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19, it's not done with us.